Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kampüs tanıtımı yapacağız. Kayka Kız Yurdu'nun önünden diğer fakülteleri uzaklık ne kadar, mesafesini vesaire hepsini anlatıp göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım. Öncelikle Kayka Kız Yurdu'ndan çıktıktan sonra hemen şu şekilde göstereyim. Bu taraftan birçok bölümlere gidilebiliyor. O bölümlerden başlayacağız ilk. Buradan da daha çok caddeye ve orada alışveriş videomuzda gördüğünüz alışveriş marketlerine vesaire gidiliyor. Buradan da biz daha çok şu şekilde göstereyim. Şu yoldan da biz Erzurum Şehir Hastanesi'ne, bu yoldan da diğer fakültelere ve araştırma hastanesine gidiyoruz. Şu şekilde başlayalım. Şu yazılardan da göreceğiniz üzere kafeler, butik kütüphane, online araştırma merkezi, ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti ve wifi alanların hepsi bu tarafta. Burası da Gençlik Aktivasyon Merkezi. Burada kitap okuyabilir, ders çalışabilirsiniz. Ücretsiz internet, wifi hepsine bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu yoldan direkt ilerleyerek diğer fakülteleri göstereceğiz. Burası da şu şekilde tanıtım görüyorsunuz. KYK kapısı şurada. Yakınlığından bahsetmek istiyorum. Burası kırtasiye. Genellikle öğrencilerin hepsi bize dair. Buradan fotokopi çekebiliyoruz yakın olduğu için. Aynı şekilde iki tane de kafe bulunuyor kampüsün içerisinde. Aynen bir sürü vesaire de var. Şimdi şurayı tanıtmak istiyorum. Burası Mediko. Mediko'da öğrencilerin, Atatürk Üniversitesi'nin öğrencilerin yemek yediği yer. Burada ücretimizin ne kadar olduğunu, en son ne kadardı? İki bir şeydi, şu an hatırlamıyorum. Üç falan olmuştur ama bence. Ama şu an pandemi nedeniyle, aynen bir de pandemi nedeniyle yenilmiyor şu an burada. Yemek zaten öğrenciler var. Matematikler yurtlarımıza hem de fakültelerimize yakın. Bu da yine üniversitemizin psikolojik danışma ve rehberlik uygulama ve araştırma merkezi. Artı şurada da kariyer, şöyle yakından göstereyim. Burada da yine hizmet veriliyor aktif olarak. Şimdi de direkt fakülte tanıtımına doğru gidelim.
Şimdi gördüğünüz üzere bakın çok yakın hemen benim fakültem şurada. Şu. Mediko burada. Yurt yolu burada. Yakın yani bayağı yakın hem de. Hemen şu yanda bir fakülte var. Burası İktisadi Bilimler Fakültesi. Gördüğünüz üzere Mediko'nun hemen yakınında İktisadi Bilimler Fakültesi. Yanında da şu gördüğünüz şu ortadaki bina Sağlık Bilimleri Fakültesi. Biz daha yeni bu sene taşındık. Normalde burada değildi. Hemen araştırma hastanesinin karşısındaydı. Hemşirelikle birdik. Şimdi ayrıldık. Hemen orayı tanıtalım. Binaya girmeden önce tabloyu şöyle göstermek istiyorum. Sağ tarafta İktisadi Bilimlerin yanında taraflarında ÖSYM bürosu var. Onu göstereceğiz zaten. Fen Fakültesi var. Bir de bizim binamızın yanında Fen Fakültesi'nin ek binası ve Edebiyat Fakültesi'nin ek binası var. Şöyle geçelim. Gördüğünüz hemen bakın Sağlık Bilimleri Fakültesi şu gördüğünüz büyük binaysa kütüphane arkadaşlar. Yeni kütüphane, bir tane kütüphane daha var mühendisliğin yanında. O eski bir kütüphane. Aynen öyle. Orada kitaplar varken burada sadece çalışma yerleri var. Şekilde. Evet, bu bizim binamız. Bunlar da Fen ve Edebiyat Fakülteleri ek binaları. Şu yan tarafımızda Mediko kaldı. Şurası İktisadi Bilimler. Şu şekilde ilerleyip diğer fakülteleri de tanıtacağız. Şöyle binalarımızın da uzaktan tekrardan yol haritasını göstermek için şu şekilde. İktisadi Bilimlerin girişi ve diğer fakülteleri göstermeye devam ediyoruz. Hemen İktisadi Bilimlerin yanında Fen Fakültesi. Bizim fakültemizin yanındaki o binada Fen Fakültesi'nin matematik bölümü. Yani karşılıklı duruyorlar fakülteler. Hemen Fen Matematik Bölümünün binasının yanındaki yolun ilerisinde arkadaşlar çıktığımızda öğrenci işleri var. Genel öğrenci işleri ilk geldiğinizde üniversiteye kayıt yapacağınız. Bu yoldan direkt ileri gidebilirsiniz. Diğer fakülteleri de tanıtmaya devam edelim. Burada da Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeri arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Şu şekilde. Şimdi şu tarafa önce geçelim. Sonra diş hekimliğinden devam edeceğiz. Şu şekilde falan döken eğitim dershaneleri var burada da. Böyle ilerleyerek gösterelim burada hangi bölümler var. Daha sonra da diş hekimliğinin yanından devam edeceğiz. Zaten hemen yanında araştırma hastanesi var. Burası Palandöken dershaneleri. Şu binaysa Açık Öğretim Fakültesi. Şu arada kalan binada
hemşire sağlık bilimlerinin ek dersleri gördüğü amfiler, eğitim dershaneleri yine onlardan. Burası da Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi. Hemen onun da önüne geçelim. Dediğimiz gibi burası Palandöken Dershaneleri, burası yabancı dil bölümü. Şu gördüğünüz küçük binada, yani küçük gibi gözüküyor, aslında büyük ama ufak kısmı gözüküyor. Orası da tıp amfileri. Burası mühendislik arkadaşlar, şu şekilde gösterelim. Şu binada mühendislik. Hemen mühendisliğin yanında da aşağıdan gözükmüyor ama bir tane daha kütüphane var. Burası da şöyle büyük gösterirsek Kazım Karabekir. Hemen gördüğümüz kırmızı binada ilahiyat. Şu şekilde mühendisliğin önüne gelebilirsem. Gördüğünüz üzere mühendislik fakültesi. Yanındaki binada kütüphane. Bu şekilde devam edelim. Burada tanıtabileceğimiz binalar da bu kadar. Genelde fakülte tanıtımı olduğu için ben ekstra fakültelerin içerisine girmeyeceğim ya da kütüphanelerin içine girmeyeceğim. Çünkü çok fazla zaman almış oluruz. Şu anda sadece fakülte binalarının ne kadar yurtlara yakın olduğunu, birbirlerine yakın olduğunu göstermek için çekiyorum. Palandöken Dershaneleri dediğimiz gibi yabancı değil. Şu tarafta tıp amfileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, yanındaki kırmızı bina ilahiyat, mühendislik, yanında da kütüphane var. Şimdi bu ileri doğru gideceğiz. Açık öğretim, yanında da tıp fakültesi şeklinde ilerleyeceğiz. Yine diş hekimliğinin önüne geçeceğiz ve yolun üzerindeki fakülteleri saymaya devam edeceğiz arkadaşlar. Genelde biz Palandöken'i bulamıyorduk, onu söyleyeyim ararken. Şöyle Palandöken'i göremiyorduk. Yine diş hekimliğinin önüne geldik. Burası diş hekimliği fakültesi. Hemen yanında da diş hekimliği hastanesi, diş hastanesi var. Karşısında da açık öğretim fakültesi. Şu şekilde ilerliyoruz. Açık öğretimin yanında hemen bitişik olarak gözüken binada tıp fakültesi şu şekilde. Tıp fakültesinin karşısındaki de araştırma hastanesi. Şu gördüğünüz binada zaten diş hekimliği, diş hastanesi. Bu diş hastanesi, araştırma hastanesi.
Şöyle tekrar etmem gerekirse eğer, tekrardan söylüyorum, burası tıp fakültesi, karşısında araştırma hastanesi, hemen şu gördüğünüz binada diş hastanesi, bitişindeki binada zaten diş hekimliği fakültesiydi. İlerlemeye devam edelim. Burası da uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi. Şimdi eski fakültemize gidiyoruz. Sağlık bilimleri fakültesine. Artık oradan taşındık. Sadece hemşirelik var. Biz farklı bir binaya geçtik. Orayı da gösterdik zaten. Bu da araştırma hastanesinin ek binaları, acil ve serro kısmında. Şöyle göstereyim binayla. Evet, gördüğünüz üzere burası hemşirelik bölümü. Hemen hastanenin karşısına denk geliyor yine. Ve hani size anlatmıştım ya, Palan Döken dershaneleri, sağlık bilimleri dershaneleri diye. Yani büyük amfilerin oldu. Onlar da gördüğünüz üzere daha kısa buradan mesafe olarak. Görüyorsunuz. Hemen buralardan geçiliyor. Şu şekilde Sağlık Bilimleri Fakültesi dershaneleri. Hemen yanındaki binada onun Palan Döken dershaneleri. Burası da hemşirelik bölümü. Yine aynı bu yoldan tıp fakültesinin amfilerine de gidiliyor. Aslında karışık gibi gözüküyor ama çok basit aslında. Ve binaları daha net görebiliyoruz burada. Çok yakınlar birbirlerine. Yine dediğim gibi şu yoldan da tıp fakültesi amfilerine gidiliyor. Buradan ilerleyeceğiz. Yine veterinerliğin nerede olduğunu bilmiyorum ben. Hiç 4 yıl boyunca görmedim de. Üniversite hastanesinin devamı, acil kısmına geldik. Burada şu şekilde göstereyim. Şimdi bu yoldan da eczacılığa, bir de hukuk, güzel sanatlara, hukuka falan gidiliyor. Orada gösterebilirsek onları gösterebileceğiz. Gösteremezsek de en azından uzaktan mesafelerini göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi. Thank you.
Evet, şimdi uzak da olsa göstereceğim bir bina var. Belki şu an videoda fark etmişsinizdir. Onu tanıtayım bir dakika. Evet, yine mesafeyi göstermek amacıyla tekrar çekiyorum. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve şurada gördüğünüz bina. Şöyle yakınıma geleyim. Evet, şehir hastanesi de burada görüyorsunuz. Yine yürüme mesafesinde. Araştırma Şehir Hastanesi. Tabii bizim yurtların o gösterdiğimiz yukarı yolundan çıktığınız an daha rahat gidersiniz. Bu kadar karışık bir yol değil aslında. Yine o yol mesafesini de anlatacağız. Şimdi şu gördüğünüz bina Eczacılık Fakültesi arkadaşlar. Şu tabelaya doğru yürüyelim bir. Şimdi orada tabloyu tam net gösteremediğimiz için, pardon, tabelayı şöyle yakınlaştırıp gösterelim. Dediğimiz gibi şu binaların hepsine ne olduğunu Hukuk Fakültesi, Konservatuvar, Mimarlık, Turizm Fakültesi, Eczacılık, Güzel Sanatlar ve Adalet Meslek Yüksek Okulları hepsi bu tarafta. Bütün fakültelerin bir tık dışında gibi, yani biraz daha mesafeleri var. Ana caddenin yan yoluna denk geliyorlar. Yani ana caddenin yanına denk geliyorlar. Mesafeleri daha fazla bizimkilere göre. Ve eczacılık, mimarlık, güzel sanatlar vesaire. Onlar da bu yan yollarda kalan binalarda eğitim görüyorlar. Bir de turizm miydi? Aynen. Bir otel var. İşte stajlarını orada yapıyorlar. Aynen, onların da otel, uygulama otelleri var. Biz hemen şu tarafta. Aynen, onların da hemen şu sol yanda kalan bir uygulama otelleri var. Yine Araştırma Hastanesi'nin yanında turizm bölümünün uygulama otelini görüyoruz. Şöyle. Tabii ben içeriğini bilmiyorum. Sadece böyle uygulama bir otellerinin olduğunu biliyorum. Şimdi yanlış bir bilgi de vermeyeyim. Gördüğünüz üzere Araştırma diğer bölümlerin binaları. Tabii adam da gösterdik, kendimiz de söyledik. Şurada görüyorsunuz zaten atlama kuleleri. Ben diğer videoda da göstermiştim. Belki bunun sonuna da eklerim. Erzurum Şehir Hastanesi'ne gitme mesafesini görüyorsunuz. Şehir Hastanesi burada. Araştırma Hastanesi de burada. Yani çok aslında yakın. Şehir Hastanesi'nin yanındaki hastanede bölge hastanesi. O şu an tadilatta mı ne, ben tam olarak anlayamadım. Çok da önemli değil. Yani önemli olan bu binaların, hastanelerin vesaire hepsinin birbirine olan yakınlığı. Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Tanıtım videosunu vesaire çektik. Ekstra çektiğimiz bir video olursa da ekleriz. Şu anda arkadaşlarımızla birlikteyiz. Şöyle göstereyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.